Merhaba GürüşTürkiye.net severler. Ben Buğra Gür. WrestleMania 35'in ön değerlendirmesinde maçları ve sonuç tahminlerini kısaca geçeceğiz. Uzun yayınımız pazar günü saat 22.00'da Mixler.com GTR Over linkinde olacak. GTR Over linkini yorum kısmında bulabilirsiniz. Oyun oynarken, ders çalışırken, spor yaparken dinlenilen Güreş Türkiye Radyo sizlere aynı zamanda 7/24 ulaşmayı da hedefliyor. Canlı olarak saat 22'de 7 Nisan 2019 Pazar günü bizleri yorum kısmında bulabileceğiniz Mixler.com GTR Over linkinden ulaşabilirsiniz. Alarmlarınızı kurmayı unutmayın. Şimdi hemen sözü yorumcu kadrosunda bugün Hikmet var, Ahmet Tahir var, Boğaç var, Numan var. Sevgili arkadaşlarıma hoş geldin diliyorum. Sözü Ahmet Tahir sunucuya bırakıyorum, sunucumuza bırakıyorum. Merhabalar Ahmet. Evet, dolu dolu bir merhaba. Dolu dolu bir WrestleMania bizi bekliyor. O WrestleMania'ya giderken Güreş Türkiye her zaman olduğu gibi heyecanı yaşıyor. Pazar günü saat 22.00'da radyo yayınımızda hepinizi bekliyoruz. Bugün bir ön değerlendirme zamanda olacak. Neler yok ki? Aynı zamanda evet. Güreş Market'ten tişört çekilişleri, WWE Network çekilişleri, aynı zamanda GürüşTürkiye.net'te VIP ödülleri, nick değişimi ödülleri, rap ödülleri gibi birçok adeta bir şenliği yaşayacağımız, WrestleMania gecesini sonuna kadar heyecanlı hissedeceğimiz birçok ödül ve hediye kullanıcılarımızı bekliyor. Evet, hepinizi pazar günü saat 22.00'da radyo yayınımıza bekliyoruz. Bütün bu çekilişten ve WrestleMania heyecanını yaşamak için. Neler neler yok ki WrestleMania'da. Roman Reigns ringlere geri dönüyor. Rakibi Drew McIntyre. Neler söylemek istersiniz? Roman Reigns aylar sonra yeniden ringde ve Drew McIntyre hep arkadan kalleşe saldırdı Roman'a. Bakalım Roman'ın intikamını alabilecek mi? Buğra Güç. Roman Reigns bence aynı zamanda en iyi senaryoyu yazıldığını düşünüyorum Drew McIntyre'a. Roman Reigns, Drew McIntyre feud'u gerçekten oldukça sürükleyici. Özellikle hastalığından sonra ringlere geri dönüşüyle güçsüzleştiği görülen Roman Reigns'in Drew McIntyre'a karşı amansız bir mücadelesi var. Ve karşısında kazanmak için her şeyi yapabilecek, her şeyi yapacak bir adam Drew McIntyre var. Çok heyecanlı bir maç bizi bekliyor. İlerleyen dönemlerde bu feud'un uzamasını da bekliyorum. Hatta SummerSlam'a kadar belki izleyebiliriz. Sürükleyici bir feud. Çok büyük iki isim. Tekli maçla karşı karşıya. Fakat Roman Reigns bir şekilde kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Belki Dean Ambrose'un bir hamlesi olabilir. Bu maçı diskalifiye görüyorum ben. Hikmet, hemen senin de yorumlarını alalım seri bir şekilde. Açıkçası WrestleMania'nın en önemli maçlarından biri çünkü Raw brandinin son dönemde en çok öne çıkan iki ismi karşı karşıya geliyor. Roman Reigns gerçekten zaten WWE için büyük bir isim. Drew McIntyre da son zamanlarda Raw'da yükselen en büyük yıldızlardan biri. İki isim de belki ileride müstakbel ana kemer maça sahibi olan isimler olabilirler. Brock Lesnar'a ya da Seth Rollins'e karşı ana kemer maçında olabilirler. Heyecanın tavan yapacağı maçlardan biri olduğunu düşünüyorum. Favorim açıkçası uzun süre sonra ilk kez tekli maça çıkacak olan Roman Reigns olacak benim. Numan? Ben Drew McIntyre'ı son zamanlarda bir sevdiğim için yani yükselmesini çok istiyorum o zamanlarda. Çok olmuşum maalesef. Neyse. Ben Roman Reigns'in şu an hazır zayıf görünüyorken bir kaybetmesini isterim yani Drew McIntyre'a. Zaten daha sonra kendisini toparlayıp Drew'u tokatlayacaktır düşünüyorum ben de. Yani Burak gibi Fevri'nin uzayacağını düşünüyorum ben. Evet Boğaç. Valla Roman geri döndü. Çok insan mutlu oldu. Drew da aslında buna kıyasla çok iyi bir momentumla son haftalarda şovlarda çok iyi bir momentumla WrestleMania'ya gelecek. Şahsen tabuların yıkılması gönlümden geçen Drew'un da maçı kazanıp bu feud'un daha ileriye taşınması Gür'ün dediği gibi SummerSlam potansiyelli olabilir.
Orada taşınsın bu feud. Ya ama Drew kazansın. Biraz daha ilerlesin. Ya yani ilerlesin, hemen bitmesin burada olay. Evet, Roman Reigns ve Drew McIntyre'la alakalı daha da geniş yorumlarımızı pazar günkü radyo yanımızda bulacaksınız diyerek bir sonraki maça geçiyoruz. WWE şampiyonluğu için Daniel Bryan ve Kofi Kingston karşı karşıya geliyor. WWE şampiyonluğu biliyorsunuz bir güreşin ulaşabileceği yüksek seviye bu endüstride. Bakalım Kofi Kingston bu seviyeye çıkabilecek mi bu Uğur Akbaş? Kofi Kingston gerçekten 2009-2010'dan beklenilen atağı adeta 10 sene gecikmeli olarak yapıyor. Kofi bizleri şaşırtıyor mu? Evet, şaşırtıyor. İhtimal var mı? Tabii ki her güreşçinin ringde bulunma ihtimali var. Çünkü burası WWE. Her şey olabilir. Şampiyon Daniel Bryan'ın karşısında. Daniel Bryan da çok güçlü bir şekilde WrestleMania'ya gittiğini söyleyemeyiz. Kofi Kingston mutlaka ve kendi adından söz ettirecek şeyler yapacaktır ringde. Fakat Daniel Bryan'ın şampiyonluğu baki kalacaktır. Numan? Çok büyük ihtimal, hani ben Kofi'nin kemeri kazanıp çekildi inanmıyorum. Yani, büyük bir underdog olarak geldi ama kazanamayacak yani, çok belli bu. Daniel Bryan kemerini korur büyük ihtimal. Boğaç? Ben de genel yorumlara katılıyorum. Yani Kofi farklı bir macera yaşatıyor şu an seyircileri ama maçın kazananı Daniel Bryan olacak gibi duruyor. Hikmet? Ya WrestleMania sürprizler gecesi. Açıkçası Kofi bir kül kedisi hikayesi yazabilir mi? Belki. Ama şansı çok az. Neden çok az? Karşısındaki Daniel Bryan uzun yılların kurdu ve nasıl diyeyim, şu ana kadar çok iyi bir serüven yaşamadı ama şampiyon ağırlığını taşımasını biliyor. Bu yüzden kaybetmesi de zor görünüyor. Bakalım, göreceğiz. Daha geniş değerlendirmeyi şov öncesinde yani yaparız. Evet, WWE şampiyonluğundan bahsettik. Bu sefer efsanelere gidelim diyorum ben. Batista ve Triple H endüstrinin yetiştirdiği iki büyük yıldız. Batista biliyorsunuz büyük bir film yıldızı aynı zamanda. Filmlere ara verip WWE'ye geri döndü ve Triple H ile karşı karşıya gelecek. Ve eğer Triple H kaybederse WWE kariyeri sona erecek bu Uğur. Sence Triple H'in kariyeri bitecek mi bu pazar? Ben Batista'nın Triple H'le çok iyi bir dost olduğunu düşünüyorum arka alanda. Ama buraya da dayak yemek için geldiği kanaatinde değilim. Batista WWE'nin yetiştirdiği en büyük film yıldızlarından ikincisi. Birincisi Dwayne Johnson, ikincisi Dave Batista. Triple H belki de ring içi kariyerini bu maçta sonlandırıp arka alanda edebi istirahatine geçecektir. Edebi istirahatinde WWE'nin hissedarı olma durumu da söz konusu. Bunu da belki de Batista'ya bağışlamıştır bu anlamı da. Ben genç bir güreşçiyle böyle bir maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. İhtimal var mı? Yok değil elbette. Ancak çok ortada bir maç. Belki de bu maçta uzar ve Arabistan şovunda ikiliyi tekrar izleriz. Sonuçta WWE değil mi? Para için her şeyi yapar. Boğaç, sen ne söylemek istersin? Batista ve Triple H iki büyük yıldız, iki büyük mega yıldız WrestleMania'da karşı karşıya geliyor. Vallahi SmackDown 1000'de gördüğümüzden beri ben açıkçası Batista'nın ne zaman döneceğini çok merak ediyordum. Böyle bir maçın da ayarlanmış olması, Triple H'in de sakatlığından zamanında dönmüş olması hepimiz için mutluluk verici bir haber. Genel olarak yani maç kalitesi çok keyifli olmayabilir ama şu an ciddi bir hikayesi olan bir maç. Biz eğleneceğimiz, yani bizim özellikle 2000'lerin başında güreşi izlemeye başlayan kitlenin çok fazlasıyla eğleneceğini düşündüğü bir maç olacak. Sonuçtan bağımsız keyifle izleyeceğiz. Evet, keyifle izleyeceğiz dedin Numan, sen? Ben maç için renk içi olarak ben de hiçbir şey beklemiyorum maçtan. Sonuçta iki efsanenin maçı. Hani umarım bize o hikayeyi düzgün bir şekilde yansıtabilirler ki zaten yansıtacaktır da bu ikili. Çok büyük tecrübe hani, ikisi de. Çok büyük tecrübe. İkisi de. O yüzden ben diyorum ki umarım hani Arabistan şovuna falan kalsın ya. Bu feyodu bir maç daha izlemek isterim ben bu feyodu arasında yani. Peki Hikmet?
çok büyük isimler şüphesiz. Ama ben nedense bu dönemde WrestleMania döneminde bu feud'un tadını alamadığımızı düşünüyorum yeteri kadar. Bir şeyler eksik kalmış gibi duruyor. Keşke biraz daha süre olsaydı. Hani arkadaşların dediği bence ne? Önerme bu konuda geçerli olabilir. Arabistan'a aynen, uzayabilir bir şekilde. Bence bu sonuçta herkes memnun kalabilir yani. Biraz daha bu feodu seyretmekten. Herkes memnun olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Yani şu anda bir kazanan tayin etmek zor görünüyor. Batista ve Triple H bahsettik iki büyük yıldız WrestleMania'da kozlarını paylaşacak. Görüşlerimiz böyleydi. Daha detaylı görüşleri pazar gecesi saat 22.00'da Mixer yayınımızda bulacaksınız. Evrensel şampiyonluğu Brock Lesnar artık kemerin bir parçası oldu. Yani kemer Lesnar'ın değil Lesnar kemerin bir parçası oldu artık. Bakalım Seth Rollins kemerle Lesnar'ı ayırabilecek mi Buğra Güç? Seth Rollins'in bu pazartesi kemer için her şeyi yapabilecek bir adam olduğunu gördük. Bence Brock Lesnar bu pazartesi yediği dayaktan sonra düşünmüştür. Seth Rollins çünkü kurnaz ve plan yapabilen birisi. Ayrıca daha önce F5'tan kurtulabileceğini de gösterdi. Ben Seth Rollins'in kazanma ihtimalini yok görüyordum. Fakat pazartesi yaşadığı karakter değişiminden sonra her şeyi izleyebileceğimiz kanaatindeyim ve maç için oldukça heyecanlıyım. Çok ortada bir maç. Adeta bir İstanbul derbisi gibi. Ben %50'den daha fazla bir şey söyleyemiyorum. Peki Hikmet? Ben Seth Rollins'in gerçekten son yıllarda gördüğümüz en böyle WrestleMania havasına giremeyen Rumble kazananlarından biri olduğunu düşünüyordum. Açıkçası halen de öyleyim. Çok fazla inancım yok. Seth Rollins'in gözlerinde de ben o inancı göremiyorum. Büyük ihtimalle Lesnar için kolay lokma olacaktır. Ama maç içinde Seth Rollins'in şapkadan tavşan çıkarabileceğini de unutmamak lazım. Watch. Yani ben bu maç için fazlasıyla beklentisizdim. Çünkü Royal Rumble'da Rollins yerine ben McIntyre'ı bekliyordum. Yani WrestleMania'da bir McIntyre-Lesnar maçı izleyebiliriz diye düşünüyordum hep. Ama böyle bir maç verdiler. Ya açıkçası ben Seth Rollins'e çok büyük bir ihtimal vermiyorum. Çünkü Lesnar çok dominant güreşen bir isim ve bu zamana kadar ne baba yiğitler bu arenada karşısında mefta oldular. Ama UFC'den dışarıdan gelen bir adam yardımıyla olabilir. Dean Ambrose'un yardımıyla olabilir. Yani farklı devreler işin içine girerse belki biraz daha işler değişebilir. Bir de şöyle bir şey daha var. Ufak bir anekdot da eklemek istiyorum. Brock Lesnar sevdiği güreşçilerle güzel maç çıkarabilen bir adam. Yani kısmen yo doğru, ciddi söylüyorum. Yani doğru. Survivor Series'de Daniel Bryan'la olan maçı AJ iyiydi Styles'da bence. AJ Styles'da olan onun... maçı da iyiydi. Aynen yani ring içerisinde kimya tutturduğu adamlarla yaptığı maçlar güzel olduğu için bilmiyorum Seth Rollins'e nasıl bir kimya tutturacaklar ama eğer ki bir o doğru kimyayı yakalarlarsa her şeyin ötesinde iyi de bir maç izleyebiliriz. O yüzden benim favorim bu maç için Brock Lesnar ama bence sürprizlere çok gebe bir maç. Numan? Ya çok bir şey konuşmaya da gerek yok aslında ya. Lesnar'ın parçalayıp geçeceği bir maç olduğunu düşünüyorum ben. Yani Lesnar'ın şöyle söyleyeyim size. Büyük ihtimal Ağustos'ta falan UFC'ye gidecek bu adam. Tabii WWE de bunu reklamını iyi kullanacaktır büyük ihtimalle. O yüzden hala Lesnar'dan kurtulamayacağız gibi geliyor bana. Evet. O zaman bu maça da şimdilik noktayı koyuyoruz. Evrensel şampiyonluğu için Brock Lesnar ve Seth Rollins karşı karşıya gelecek. Bakalım Rollins yeni şampiyon olacak mı? Rollins eğer bunu alırsa evrensel kemerini kazanan ikinci Shield üyesi olacak. Dean Ambrose'un geleceği hakkında da konuşacağız aynı zamanda pazar günü. Ana maça geçelim. Raw Kadınlar Şampiyonluğu ve SmackDown Kadınlar Şampiyonluğu ortada. Raw Kadınlar Şampiyonu Ronda, SmackDown Kadınlar Şampiyonu Charlotte ve Becky Lynch
maçın kazananı iki kemeri de alıyor Buğra Gür. Ronda Rousey acaba bırakır mı? Evet, adamın dibi Becky Lynch. Bu maçta maalesef en sönük taraf. Aslında bir underdog senaryosuyla gelen bir güreşçinin favori olması gerekir maçta. Yani gönüllerin favorisi olması gerekir. Fakat gönüllerin favorisi konumuna gelebilmiş değil. Çünkü contender mücadelesini Ronda Rousey bastı ve Charlotte Flair'ı ekarte ederek Becky Lynch'i WrestleMania'ya götürdü. Tamamen 3 aylık, 5 aylık, belki de 5 yıllık bir emek. Becky Lynch'in underdog emeği hiç oldu. Çok üzgünüz. Adamın dibi bu açıdan oldukça şanssız görünüyor. Diğer taraftan kazanan hepsini alır olduğu için Charlotte Flair'ın babasından gelen bir yeteneği var. Babası bugüne kadar WWE tarihinin en çok ana kemer kazanmış güreşçisi. Charlotte Flair'ı da bir gecede iki kemer alarak bu rekoru geliştirmesini bekleyebiliriz. Evet Hikmet. Ben bu maçta kemersiz olan tarafın Becky'nin favori olduğunu düşünüyorum. Çok iyi geldi. İnsanlara da ona dair çok büyük bir ilgi var. O arenaya girdiğinde adeta 90'ların sonunda alan gelen tepkiler geliyor. O havayı yakalamış durumda. Bu havayı WrestleMania'da kendine olumlu hale çevirebilirse neden olmasın diyorum. İki kemerle birlikte çıkması muhtemel. Evet, Numan? Bana kalırsa Royal Rumble galibi Becky Lynch'in bu maçta favori olması, favori olduğunu düşünüyorum ben bu maçta Becky'nin. Çünkü bakın, Charlotte zaten sırf işte, nasıl desem, işte herkese tepki geldi diye büyük maçta McDonald's kadınına kemerini verdiler. Yani o yüzden Charlotte'un maçta hiç şansı yok bana kalırsa. Yani en son kemer alınacak Charlotte maçta yani kazanacak kişi. Becky'nin bu maça sıfır kemerle girip iki kemerle çıkmasını temennim. Evet, Nurman'dan da böyle bir tahmin geldi bu aç. Ben bu maçla alakalı çok şey görüyorum. Bu WrestleMania 30'da Daniel Bryan'ın geçtiği hadiseler sonucunda maçın şovun sonunda kaldırdığı iki kemer gibi geliyor aslında bana olacak sonuç. Yani Becky'nin iki kemeri de alıp mutlu sona ulaşması gibi geliyor. Yani hak ettiğini de düşünüyorum şahsen. Yani seyirci ilgisini topladı. Sosyal medyada inanılmaz büyük bir ivme sağladı kendine. Genel olarak da farklı bir karakter ortaya koydu. Diğer iki isim zaten başarıları fazlasıyla doymuş bir isim. İsimler daha doğrusu. O yüzden Becky'nin kazanması beni mutlu edecektir. Becky de inşallah kazanır diyelim. Evet, bu sene WrestleMania'da kadınlar tarih yazıyor. İlk defa bir WrestleMania ana maçında yer alacak bu üçlü. Charlotte Flair, Becky Lynch ve Ronda Rousey. Kimin kazanacağını, kimin gecenin sonunda iki kemeri birden havaya kaldıracağını pazar sabahı karşı göreceğiz. Pazartesi sabahı karşı. Günler karıştı. Var mı başka konuşmak istediğiniz bir maç, yoksa nokta koyalım mı? Sonra AJ Styles Randy Orton hakkında birkaç kelam edebiliriz. Evet. Edelim. AJ Styles Randy Orton, Buğra Gür. Randy Orton tarihin, WrestleMania tarihinin altın harflerle yazdıracak, adını altın harflerle yazdıracak bir galibiyet alacağını düşünüyorum. AJ Styles'ı çok seviyorum ve üzülüyorum. Evet, üzüldüğünü söyledi Hikmet. Açıkçası gerçekten WrestleMania'da bu tarz iki ismi ikon olmuş iki ismi bir maç içinde görmek sevindirici. Randy Orton daha çok tecrübeli olması dolayısıyla da maçın favorisi. Ama AJ'de şapkadan tavşan çıkarabilecek kapasitede. Ben ortada görüyorum maçı açıkçası. Numan, sence de ortada mı yoksa bir taraf favori mi? Abi güle katılıyorum ben ya. AJ Styles'ın cenaze olacak bu maç yani abi. Hani çok net değil mi bu? Hani Red Orton ne zaman böyle bir fiyat kaybetmiş abi, gözünü seveyim ya. Hani AJ Styles'ın mezarı olacak bu maç bence.
Yani Randy WWE şampiyonluğuna bence yürüyecektir burası meydan sonuna. O rekoru eşitlemek için. Rekoru eşitlemiş olacak değil mi kazanırsa? Evet. Rekoru eşitlemek için gidecektir. Boğaç? Vallahi ben herkesin aksine AJ'in aldığı yeni kontratla beraber güzel bir galibiyet hanesine yazdıracağını düşünüyorum. Yakın bir maç olacaktır. Keyifli bir maç olacaktır. Hatta şovu çalabilecek maç potansiyeline sahip olan en ciddi maç herhalde AJ Randy Orton maçı. Sonuçtan bağımsız iki taraf, yani iki taraf içinde farklı hikayeleri barındıracağı için sonrası içinde güzel olabilir. Yani ben de bu arada Randy Orton'un şampiyonluğa yürümesini temenni edenlerdenim. AJ'de umarım SmackDown'dan kurtulur ve Raw'da yeni bir hikayeye başlar bu maçtan sonra. Evet, AJ ve Randy Orton SmackDown'ın iki önemli ismi. Randy Orton son aylarda çizdiği grafik her ne kadar eski günlerden uzak olsa da Randy Orton'da her an toparlanabilir. Bence ben de Randy Orton'un kazanacağı kanaatindeyim. Fakat tarafım AJ Styles. Evet, AJ Styles ve Randy Orton'dan da konuştuk. O zaman bitiriyor muyuz? Ne yapıyoruz? Evet, pazar günü 22.00'da yorum kısmından ulaşabileceğiniz mixler.com/getereover linkinden hep beraber WrestleMania'ya gideceğiz. Güreş Market ödüllü çekilişimiz, Güreş Market'in yine diğer ödülleri, network çekilişi, forum içinde nick değişimi, forum içinde VIP ödülleri, hepsini vereceğiz, hepsini dağıtacağız. Adeta bir şenlik yaşayacağız. WrestleMania'nın senede bir defa olan Dünya Kupamızın keyfini sonuna kadar hep beraber paylaşacağız. Bizi dinleyen herkese bu vakte kadar teşekkür ediyoruz. Akşam 22.00'da görüşmek dileğiyle, pazar günü 22.00'da görüşmek dileğiyle diyelim. Son olarak yorumcu ekibinden belirtmek istediği bir şey var mı arkadaşların? Söz sende o zaman Ahmet ve diğer arkadaşlarla. Yok, teşekkür ederiz. Sizin var mı beyler demek istediğiniz? Evet. Galiba Boğaç, evet. 907 Fener oldu yazıcım. Buradan bütün Fenerbahçeli kardeşlerimizi kulübümüzün başlattığı Fener Ol kampanyasına destekte bulunmaya çağırıyorum. Eğer müsaitliğiniz varsa banka hesabından SMS'le artık nasıl ulaşabiliyorsanız kulübe, gidip Fenerium'dan alışveriş yapsanız bile bu bir destektir. Destek olalım. Fenerbahçe bu günleri de atlatsın. Daha iyi günleri Fener yakalım hep beraber diyerekten ben de mesajımı vermiş olayım. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek dileğiyle o zaman 22.00'da arkadaşlar. mixer.com/getrover adresinde. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ve alarmlarınızı kurmayı unutmayın.